Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sprey boya ile boya çalışması yapacağız. Bunun için yapışkanlı bir kağıt alıyoruz. Kırtasiyeden bulma şansımız var bunu. Ve bilgisayardan bir şekil belirliyoruz. Bunu yapışkanlı kağıdımıza dökümünü alıyoruz. Ve elimizde herhangi bir kumaş parçası da olabilir bu. Benim elime geçen Efes Pilsen, Efes Extra, yani içki markalı bir beslenme çantası geldi. Bunu pek kullananı görmedim. Kullanmak da isteyen de olmaz herhalde. İçki markasıyla kimse dolaşmak istemez. Ben de bunu boyayayım istedim. Önce kağıt bantla yazıların üstü kapanmayacak şekilde kenarlarını bantlıyoruz. Bunu kağıt bant kullanırsak, hem kalın bir bant kullanırsak daha iyi olur. Çünkü sprey boyayı kullandığımız zaman ister istemez sağa sola taşma ihtimali çok büyük. Düzgünce orantılı bir şekilde bunu yapıştırıyoruz. Belirlemiş olduğumuz şekli keskin bir alet. Yani ben maket bıçağını da getirmiştim ama maket bıçağı o kadar da güzel olmadı. O yüzden jilet kullanıyorum. Burada makası da denedim ama keseceğim alanlar çok küçük olacağı için makas da işlem görmedi. Burada en güzeli jilet oldu. Bu biraz zahmetli bir iş ama bence iş güzel oldu. Çizgi yerlerinden kesiyoruz arkadaşlar. Bu benim seçmiş olduğum desen biraz teferruatlı olduğu için bayağı bir uğraştırdı. Siz daha pratik, daha basit çizimler de çıkartabilirsiniz. Ve onları kullanabilirsiniz. Veya bunların hazır olanları var. Onları da kullanabilirsiniz. Ama tabii sizin o zevkinize kalmış olan bir şey. Şeklimiz de iyice belirmeye başladı zaten. Şeklimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Bu
buradaki çantamızı sprey boyayla üzerinden bir defa geçiyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Sonra tekrardan sprey boyayı kullanmamız gerekiyor. Hepsini bir anda kullanırsak akıntı olur ister istemez. Bu alt zeminimizi oluşturmak için yapmış olduğumuz bir şey. Alt zeminimiz siyah. Yani en azından altındaki Efes ekstra bilmem ne yazısından kurtulmak maksatlı yapmış olduğumuz bir şey bu. Yazıda ister istemez biraz burada belli oluyor. Kağıdımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapışkanlı bir kağıt olduğu için de bir sıkıntı olmuyor. Gözleri biraz kırmızılık katalım istedim. Burada dikkat edeceğimiz tek husus az sıkıyoruz, kurumasını bekliyoruz ve tekrardan bir daha sıkıyoruz. Ve sonuç arkadaşlar bence güzel bir çalışma oldu. En azından çantamızda kullanılır bir hale gelmiş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın.